Vapurdan çıkarken onu fark etmiştim. Omzundaki dikkatimi çekmişti. Her zaman yanılırım. O omzundaki şeyi bir musiki aletine bir eski zaman okuna benzetirdim de. Hallacın kirişiydi. Yine öyle oldu. Görmediğim, bilmediğim bir musiki aletiyle hallaç kirişini birbirine karıştırıp eski romanlarda resimlerini gördüğüm seyyar mızıkacılardan hallice hallaştan seyyar mızıkacılara bir saniyede gidip geldim. Yaz yeni başlamıştı. O gün ilk sıcaktı. Vapur bekliyorduk. Gelen vapurdan iskeleye öyle insanlar indi ki her gün İstanbul kazan ben kepçe dolaştığım halde onlara rastlamamıştım. Kimlerdir, ne iş yaparlar, nasıl yaşarlar, nerede otururlar, ne dertleri var, şu uzun saçlı bir keman hocasına benzeyen adam kim olabilir bu harbi umumi ihtiyat zabiti halini muhafaza eden kranta adam o zamandan beri ne iş yapmıştı ki hiç de değişmemişti. Üstünden başından bıyığından saçından hala bir Enver Paşalık akıyordu. Vapurdan benim alakamı çekecek üzerinde 3 dakika meraklanacağım hiç kimsenin çıkmadığı günler olur. Ama böyle günler vapurdan çıkanların üzerinde düşünmek istemediğim günlerdir. O gün öyle bir günümdü hiçbir yüzde düşünemiyorken hallacın kirişinden bir ortaçağ ok atıcısına, oradan harp çalan mızıkacılara, oradan da bir ok hızıyla nur yüzlü kirişin sahibine kafam takıldı. Kısaca boyluydu. Ayağında lacivert kara kumaşı bir potur vardı. Ceketini sırtına almıştı. Sarı zeminli küçük küçük kırmızı çiçekli gömleğinin yalnız boğazına tesadüf eden düğmesi ilikti. Ötekiler açıktı aradan beyaz kıllı kırmızı göğsü gözüküyordu. Yanımdan geçerken öyle iki açık mavi göz gördüm ki içim sevinç içinde kaldı. Şu dünyada daha tertemiz mavi gözlü bir hallaç baba vardı. Belki yetmişini aşmıştı. Çevik bir yürüyüşle yürüyor, geniş kocaman tırnaklı elleriyle hala tokmak sallıyordu. Hala dünyadan ümitliydi. Akşamüstü güneş battıktan sonra tepemizde kalan gökyüzü renginde mavi gözleriyle dünyamızda namuslu hallaç baba masalını gezdiriyordu. O masalı hatırlamıyorum. Yalnız bir ses duyuyorum. Dız dız da dız dız. Vapurdan çıkan ötekilerin, bütün vapur bekleyenlerin küçük büyük bütün günahları kimin başına olursa olsun, ben hallaç babanın hafifçe kambur uzaklaşıp gidişiyle hemen hemen birdenbire çocuklaşmış, günahsızlaşmıştım. O gün sıcak bir gündü. Pamuk yün şilteler attırılacak, pamuk tokma yiyip de kenara yığıldığı zaman bulutları hatırlatacak. Akşam olacak, hallaç baba saçlarında pamuk kırıntıları, üstünde yün kokusu vapura binecek, Kasımpaşa'daki evine dönecek. Kuyudan su çekecek, ihtiyar karısı pırıl pırıl kalaylı maşrapa ile ona su dökecek.'' Hallaç baba yüzünü yıkayacak, bıyıklarını sıvazlayacak, ağzını çalkalayacak, Allah'a şükredecek. Yün şilteler, pamuk şilteler, yastıklar, pumba yastıklar. Her evde atıldığı gibi arada bir sizin evde de şilteler atılır. Bir akşam yorgun, belki de canın sıkkın eve dönersin, bir de bakarsın ki yastığın davul gibi şişmiştir. Karyolan beyaz, tombul, gebe bir kadın kadar iki canlıdır. Uyku nereden gelir bilinmez. Şu uyku insan sevgilisi gibi bir şey. Gelmeyince sinirlendiriyor. Ama yatağın atılmış diye içinde hafif, kuş tüyü bir sevinç vardır. O gün ne güzel bir gündü. Deniz ne serindi. Ne güler yüzlüydü sandallar, çocuklar, kadınlar. Sanki kimse kimseye bütün gün sövmemişti. Dünya yüzüne bir tek kötü lakırdı, kötü hareket, Kötü düşünce o gün için, o günün başı için insan elinden, insan dilinden, insan kafasından çıkmamış gibi bir akşam oldu. Ben her zamanki gibi kimsesiz pazarımı bitirmiştim. Hayatımdan memnundum. Hayattan da memnundum. Her şey ışıl ışıldı. Her şey mavi. Akşama doğru kırmızı, sonra lacivert oldu. Bugün kimse ölmesindi. Bugün dövüş edilmesin. Bugün kimse ağlamasındı. Akşama doğru vapur iskelesine gittim. Daha vapura vakit vardı. İki çocuk iskelenin parmaklıklarında cambazlık yapıyor. Bir adamla mini mini bir kız çocuğu elleri balık pulu içinde balık avlıyorlardı. İskelenin hiç çırpınmayan bina gölgeleri düşmüş denizi Monaco prensinin akvaryumu gibiydi. Güneş balıklarını lipsoslar, lipsosları mezgit balıkları kovalıyordu. Köyden güneş çekilmişti yalnız iskelenin yarısını yaldızlı bir ışıkla yıkıyordu. Onu tarifelerin asıldığı siyah tahtanın dibine çömelmiş gördüm. Yüzü kıpkırmızıydı. Bugün iyi çalışmış olacaktı. Yüzünde iskeleye inerkenki pembelik kalmamıştı. Çok kanlıydı. Mavi gözleri uçuk, korkulu idi. Yanında durdum, yüzüme baktı. Yorulmuşsun baba dedim. Yoruldum dedi. Hiç yorulmazdım, bilmem nasıl oldu. Sahi mi baba dedim. Hiç yorulmaz mıydın? Tam 78 yaşındayım. Hiç yorulmamıştım. Allah daha ziyade etsin. Olur bazen insan. Yok olmaz dedi. Ben yorulmazdım. Ben hiçbir iş görmedim. Yine yoruldum. Olur böyle şeyler. İşsizlik insanı yorar dedi. Mavi gözlerini yine gözlerime verdi. Hafifçe kanlıydılar. İhtiyar hallat çok derinden bir nefes aldı. Ben yine olur böyle şeyler dedim. Evet dedi demek oluyormuş. Karadenizlisin değil mi baba? Evet Karadenizliyim. Bugün çok mu şilt attın? Bilmem ki dedi çok da değildi. Sonra bir günah işlemiş gibi ama Allah bereket versin. Bilmem daha ne sordum o ne cevap verdi. Aradan günler geçti unutmuşum. Çalışmaktan, Allah'tan, duadan, şilteden, pamuktan, yastıkla yorgandan, yorganına göre ayağını uzatmaktan, bir şilte bulamayandan, şiltede yatmaya alışık olmayandan söz açmıştık. Sonra o da yorulmuştu, ben de. En son, vapura daha çok var mı? demişti. Altı buçukta baba, saat kaç? Gitmiş saate bakmıştım, altıya yirmi vardı. Altıya yirmi var demiştim. Kafasını iskele binasının aşı boyaları ellere, elbiselere çıkan duvarlarını dayamış, şiltelerin pumba gibi şişmiş yataklarında bu akşam için hafifçe uykuları kaçacak, yerlerini yapmaya, ihtiyatlarını bulmaya çalışacakların tozu, dumanı, kiri, mikrobu sinmemiş mavi gözlerine titrek, adeta şeffaf, açık çürük renkli, damarlı bir göz kapağı indirmiş, hallaç baba uyumuştu. Ben yürüdüm gittim. Rıhtımda bir aşağı bir yukarı dolaşanları seyre müsait bir iskemle de düşünceye daldım. Birdenbire iskele tarafında bir takım sesler geldi. Oraya bir kalabalık toplandı. Merak ettim. İskeleye vardım ki hallaç baba sarı gömleğini yuvarlak kocaman tırnaklarıyla koparıyor. Kesik kesik soluyordu. Etrafına insanlar toplanmıştı. Mavi gözleri korkudan büyümüştü. Yüzü morarmıştı. Gömleğini ara sıra bulamayan tırnakları göğsünün beyaz kıllarını koparıyordu. Durmadan ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Allah, Allah diyordu. Bir ara mavi gözleriyle yüzüme baktı. Bilmem tanıdı mı yoksa beni doktor mu sandı? Doktor dedi. Eczaneye koştum. İhtiyar belediye doktoru ağır ağır isteksiz beraber geldi. Yolda kalp krizi olacak dedi. Çok mu ihtiyar? 78 yaşındaymış doktor dedim. Öyleyse gidiyor dedi. Biraz adımlarını sıklaştırdı. Hallacın yanına vardı. Nabzını tuttu. İhtiyar hala kendinde değildi. Mavi gözleri sanki susmuşlardı. Doktora ümitle, ümitsizlikle hala insanca bakıyorlardı. Doktor ölecek miyim, ölüyor muyum? İğne yap bana doktor diyordu. Birkaç defa daha Allah'ı andı. Sonra sustu. Mavi gözleri açıktı. Ama artık insancasına bakmıyorlardı. Yüzü şimdi yer yer sap sarı, soluk, yer yer mordu. Üç dört kişi karga tulumba yakaladılar, eczaneye götürdüler. Sanırım bir kafur kokusu duydu. Büyük bir korku, biter alnını, gözlerini kapadı. Ben çekildim, Hallaç baba 15 dakika sonra ölmüştü. Gittim baktım. İlaçların yapıldığı sıra sıra kutular, etiketler dizili, yaz günü serin eczane kokan imalathanede gözleri küçük havanlara dikili yatıyordu. Mavi yüzü adeta korkusuzdu. Rum eczacı gözlerini kapadı. Bitmişti her şey. 78 senelik dız dız durmuştu. İhtiyar belediye doktoru sanki genç olsa kurtaracakmış gibi çok ihtiyardı dedi. Ertesi gün iki delikanlı gelip babalarını eczaneden aldılar. Pembe pembe yüzlü, kocaman başlı, maviş maviş gözlü çocuklardı. Küçüğü uy baba diye ağladı. Şimdi her sene şiltelerimizin mikrobunu, tozunu bu al yanaklı, kocaman kafalı, kalın dudaklı çocuklar yutmaktadır. Vapurdan günlerden bir gün bir harp, bir de köpekle seyahate çıkan iki öksüz çocuğun romanını bana hatırlatan Hallaç Baba'nın bütün varını yoğunu babasının ölüsünü götürecek motora harcamış çocuklarından ikisi iner.